Evet, bugünkü hobi bahçemizden son durum. Buraya yeniden neydi adı? Maydanoz ektik. Çileklerimiz yavaş yavaş olmaya başladılar. Yakında inşallah ilk çileklerimizi yeriz diye düşünüyorum. Bu köşeye bir tane üzüm ağacı diktik. Bakalım inşallah tutarsa üzüm hasretimizi de gidermiş olacağız. Evet, kıvırcıklar yavaş yavaş büyümeye başladı. Bunun altında da farklı bir kıvırcık var. Onlar da yavaş yavaş çıkmış ama daha çok büyük değiller. Evet, burada mısır ve fasulyeler var. Mısırlarımızı dediğim gibi önceden kargalar büyük bir kısmı hallettiler. Onlardan korumaya çalışmaya devam ediyoruz. Evet, burada domatesler var. Onları böyle streç filmle sera yaptım. Seranın içinde korumaya aldık. Soğuk ve bazen rüzgarlı oluyor. Geçen sene de yapmıştık. Çok iyi verim aldım. Onun için bu sene de böyle denedik. İkinci seramızı da yaptık. Burada da şu an biberler var. Ve tohum olarak ektiğimiz kabak, salatalık, biber gibi şeyler de bunun içine koymuş olduk. Evet, sarımsak ve soğanlar hala olmaya devam ediyor. Şurada da yabani küçük çilekler var. Onlar da yavaş yavaş çiçek açtılar. Herhalde bunlar diğerlerinden daha hızlı bize çilek verecekler. Bakalım, inşallah onları da dört gözle bekliyoruz. Bugün iki tane daha yeni meyve ağacı buraya dikmiş olduk. Bunlara, evet, ikisi de aynı. Bakalım bu sene bunların meyvesini yiyebilecek miyiz? Şurada gördüğünüz gibi meyveler çiçek açmış. Vermek üzere ama bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Evet, hobi bahçemiz böyle. Daha güneş batmadı. Saat şu an 8'e 40 geçiyor. Hala güneş batmadı. Diğer bahçelerde böyle. Yan komşumuz şurada patates var. Her türlü bitki ve sebze var neredeyse. Herkes bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi adından da anlaşılacak, hobi. Çok büyük miktarda ürünler yetiştirmek değil. İnsanlar boş vakitlerinde, özellikle apartmanda oturan insanlar burada gelip böyle bahçe işleriyle uğraşıyorlar. Evet, burada da kabaklar ekmiştik. Bir kere ektik, hiçbir şey olmadı. Şimdi ikinci ektiğimiz kabak tohumları yavaş yavaş verdiler. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Bir tane de burada var. Dört tane kabağımız da çıktı. Evet, o bahçesinden bugün de bu kadar. Yavaş yavaş ektiğimiz ürünler büyüyor. İnşallah yakında mahsullerini de alıp yemek nasip olur. Herkese İsveç Malmö'den selamlar.